Merhaba arkadaşlar. Şimdi de e, çok önemli gördüğüm integration yaparken olmazsa olmaz request class. Yani request class oluşturup o request class'la e, biz eee datamızı yani json'ımızı oluşturup karşı tarafa göndereceğiz. Biraz önce bir önceki videomuzda hatırlarsanız static resource'tan almıştık. Şimdi biz onu e, tamamen request class'lardan oluşturmaya çalışacağız. Request class ne işe yarar? Neden yapıyoruz? Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle developer konsula gidip yeni bir class oluşturuyorsunuz. Buna şu ismi vermenizi istiyorum. Customer request. Customer request. Evet arkadaşlar. Customer request oluşturduktan sonra içine arkadaşlar hangi e, hatırlarsanız bizim JSON'da bazı e, bazı deydalar var o deydaların e, variable kısmını yani first name, last name, email, phone, gender, status onları eklememiz gerekiyor first name'den başlayalım arkadaşlar onları tek tek ekleyelim hepsi string olduğu için public string yapıyorum ben public string first name i̇şte public string last name bu şekilde request class oluşturuyoruz public Bunlar hepsi class variable biliyorsunuz. Public string. Başka ne var bakalım. Email var sanırım. Email. Public string. Gender. Phone var öncesinde. Phone. Public string. Gender. Bir de public string status olması lazım. Public string status. Evet. Bunların hepsini bu şekilde oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim request class'ımız. Bunun şunu anlamak lazım. Account'tan bir farkı yok şey olarak mantık olarak. Mesela account düşündüğün zaman account.name, account.rating, account.nrevenue o şekilde yazıyoruz. Account.billingcd. Bu da bizim için bir Salesforce object ama ismi farklı. Customer request. Bunun da kendi field'leri var custom request nokta first request last şeklinde bunun da kendi filteri var. Account contact case bunlara çok benziyor. Bu request yardımıyla çok rahatlıkla bir e, JSON oluşturup karşı tarafa gönderebileceğiz. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Request class oluşturduktan sonra geliyoruz. Şunun tamamını alıyorum arkadaşlar. Kod sayımız artıyor. 161'e geldik. Devam edelim. Post customer From request class diyelim. Request from request diyelim. Bu şekilde. Şimdi static resource'a ihtiyaç yok. Onu buradan çıkartıyorum. Payload'u çıkartıyorum şimdilik. Tırnak işareti koyayım sadece. Şimdi burada o request class oluşmamız gerekiyor. Request classımız adı ne? Customer request. Öncelikle instance oluşması gerekiyor. Customer request. Buna customer adını verebilirsiniz. Eşittir. New. Customer request. Bu bir instance. Bunu biliyorsunuz instance oluşturduk. Account ac eşittir. New account'ın aynısı. Hiç fark yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın account ac eşittir. New account dediğiniz zaman bu bir Salesforce objekti. Salesforce standart bir objekt. Bu ise bizim oluşturduğumuz Salesforce custom bir objekt diyelim. Bir objekt. Yani bildiğimiz custom objekt standart objektlere benzeyen ama onlardan biri olmayan. Account yani yazılışı her şey aynı ama bu şekilde bizim bir objektimiz yok sistemde. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Şimdi customer'ımız var. Bunun customer nokta first name'ine değer verebilirsiniz. Mesela bakın hemen geliyor first name eşittir. Ne olsun mesela? William olsun. William. Aynı şekilde bakın. Customer nokta last name eşittir. Wilson diyelim mesela. Wilson email Ona da William 45 diyelim. At gmail.com nokta Devam edelim. E, gender eşittir. Mail diyorum. Passamer. phone diyelim. Fon eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rakam olması gerekiyor. Sistem öyle kabul ediyor. Customer nokta status diyelim. Son şey. Ona da ne diyoruz? Ona da aktif diyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben bir customer oluşturdum ama request class oluşturdum. Bu önemli. Request class yardımıyla oluşturmak. Şimdi biz bunu e, Salesforce objekti olduğu için bir JSON olmadığı için bunu serialize yapmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken e, set body kısmına bir önceki derste de yanlış olarak yaptığımız static resource için yapmıştık. JSON nokta serialize deyip içine bu objekti koymak yani customer'ı koyduk. Customer'ı koyduğunuz zaman serialize olmuş oluyor. Bu şekilde bunu gönderdiğiniz zaman karşı tarafta şu şekilde bir e, customer oluşacağını göreceksiniz. Kaydediyorum. ve evet. kaydediyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu çağırıyoruz. Gidiyoruz. E, Metot name'i değiştiriyorum. Çağırıyorum. Bu şekilde William Wilson diye bir e, oluşacak mı? Oluşmayacak mı? Beraber bakalım. Debug diyorum. ediyorum. Oluşmuş arkadaşlar. Bakın. Success count var. Geliyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Evet William Wilson oluşmuş. Peki birden fazla göndermek istiyorsak ne yapacağız? Bir de onu yapalım. Birden fazla göndermek istiyorsak. Bunun tamamını kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın tamamını kopyalıyorum. 170, 187'den sonra yapıştırıyorum. Diyorum ki post customer from customers diyelim buna. Çoğul olsun birden fazla. Şimdi bizim bir tane customer'ımız var. Buna customer 1 diyelim. Şunu değiştiriyorum. Customer 1 olsun. Tabi ismini değiştirelim. İsmi yani kalmasın. Buna ee, daha önce Ava. Ava hiç kullanmadık. Ava. Daha istiyorum. Şu emir Ava. 67 yapalım. Bu bizim customer birimiz arkadaşlar. Bir customer daha yapıyorum. Bu da customer 2 olacak. Customer. Şunu 2 yapalım arkadaşlar. 2. Yapıyorum. Sonra buna, buna değişik bir isim verelim. Diyelim ki Harper diyelim buna. Harper. Suya da White olsun. E-mail adresi Harper 76 olsun. Evet iki tane. Şimdi bir liste oluşu. Bunları listenin içine koymak lazım. E, list yapıyorum. Yine list account, list contact gibi düşünün. Customer request'in listesini yapıyorum bu kez. Bunda da customer list diyorum. Eşittir new. Bildiğiniz boş bir liste yapıyorum. Ve bu kasımlar bunun içine ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kasımları tek tek içine ekleyelim. Şurada en sonunda yapacağım. Ne diyorum? Customer list nokta add diyorum. Ve içine customer 1'i ekliyorum. Aynı şekilde customer list nokta Evet diyorum ve içine Kasım'ı 2'ye ekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kasımlarımızı lar, oluşturduk. İki tane Kasım oluşturduk. Buna nasıl gözüktüğünü görmek istiyorsanız buradan bunları kopyalayıp e, sistemde sistem da bakabilirsiniz. Nasıl gözüktüğüne bakmak için. Bir eksiğimiz var mı ona bakayım. Kaydediyorum. Şurada bizim bir eksiğimiz var. Artık kasımlar olmayacak. Kasımlar list olacak. Kasımlar listi alıyorum json.cls kısmının içine customer listi koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları nasıl gözüktüğüne gerçekten bakmak istiyorsanız bunları kopyalayın. En önemli isimli gelin arkadaşlar. Buraya ekleyin. Sistem bak yazarak bakabilirsiniz. Şurada sistem nokta debug diyorum. Ve içine customer listi koyuyorum. Size göstermek için. Tamamen bir liste gibi düşünün. Hiç farkı yok. Seçiyorum highlighted execute yapıyorum. Ee, tamamen listeye benziyor bakın. Tamamen listeye benziyor. Ama bu şekilde gönderemem ben. Ne yapmam gerekiyor? Serialize yapıp göndermem gerekiyor. O yüzden json.serialize diyorum ve gönderiyorum. Şimdi gönderelim bakalım gerçekten çalışıyor mu? Post customer from request'te alıyorum. Method name'i değiştiriyorum. Şuraya eklediklerimi siliyorum arkadaşlar boş kalsın. Şimdi bakın post custom'da iki tane request class kullanarak iki tane custom gönderiyoruz. Execute diyorum. Şu anda çalışıyor. Debug online'a bakacağım. Success var mı? Success 2 diyor. Süper. Geliyorum arkadaşlar bakıyorum en sona eklenmiş mi? Evet 37 Ava Davis 38 Harbor White. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, bir request class kullanarak e, customer oluşturup gönderebiliyoruz. Gerçekten çok önemli integration için bir önemli bir, e, konulardan birisi. Oluşturduğunuz e, JSON'ı request class'larla oluşturup göndermek aşırı derecede önemli bir şey. Bir, bir sonraki videomuzda var olan kontakları alıp onları serilez yapıp karşı tarafa göndermeye çalışacağız.